Bugün Kayseri Anadolu Haberi olarak Abdullah Gül Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Evren Dinçer ile birlikteyiz. Çukurova, Bursa Uludağ ve Abdullah Gül Üniversitesi işbirliğine devam eden TÜBİTAK projesi ile ilgili konuşacağız. Evren Hocam, projenin ana hedefleri nelerdir? Ana konusu nedir? Biz 3 tane başaltı kent diye adlandırdığımız İstanbul, Ankara, İzmir metropollerinin dışında ama Türkiye'nin siyasi, ekonomik, kültürel olarak temel önemleri göz ardı edilemeyecek 3 kentinde hem spor kültürünün hem de kentsel mekanın dönüşmesini anlamaya çalıştık. Stadyumlar hem ölçeği itibariyle hem de o kentlerin vatandaşlarının kent takımlarıyla kültürel olarak nasıl angaje oldukları ekseninde çok önemli yapılar. Çok büyük kültürel yapılar, çok büyük mekansal yapılar. Ve bunların son 20 yılda sadece Türkiye'de değil bütün dünyada dönüştüğünü gözlemledik. Biz proje dahilinde Avrupa'yı, Asya'yı, Amerika'yı da ele almaya çalışıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'deki dönüşümün hem dünyadaki dönüşüm içinde nereye oturduğunu hem de İstanbul, Ankara, İzmir dışında Bursa, Kayseri, Adana gibi bölgelerinin kültürel, ekonomik ve siyasi merkezi olan üç kentinde bu dönüşümün ne gibi etkisi olup olmadığı, ne gibi etkileri olduğunu anlamaya çalıştık. Bu üç kenti seçmemizin ikinci nedeni de aslında bu üç kentte de stadyum dönüşümlerinin birbirlerinden epeyce hem zaman olarak hem de süreç olarak hem de sonuç olarak farklı olması. Teknik olarak baktığınızda üçünde de aslında eski statlar yenileriyle yer değiştirdi. Ama prosedürün detaylarına baktığınızda Bursa'da karşınıza bir yer değiştirme çıkıyor ama eski stat alanının kullanım şekli çok farklı. Orada biliyorsunuz bir kent parkı yapıldı. Mevcut Reşat Oyal Kültür Parkı'nın yanına. Süreç çok farklı işledi. Çok sayıda dava açıldı. Sürecin nasıl ilerlediğine dair. Belediyenin farklı tercihleri oldu. Taraftarların süreçle ilgilenmesinde çok farklı şekillerde sonuçlar ortaya çıktı. Adana'da aynı şekilde Kayseri'ye ve Bursa'ya kıyasla çok daha geç oldu. Adana'daki süreç hali hazırda devam eden bir süreç. Orada da aktörler değişti. Kayseri biraz bu süreçte bir öncü rol oynadı. Siz de takip etmişsinizdir. Kayseri'deki dönüşüm, ülke genelindeki stadyum dönüşümlerinin ilk örneklerinden birisiydi. Dolayısıyla biz bu üç kente siyaseten, sosyal olarak hatta belki de iklim olarak bile birbirinden farklılaşan bu üç kente ve onların spor kültürleriyle kentsel mekanlarının dönüşümüne bakmaya çalışıyoruz. Karşılaştırmalı bir proje yapıyoruz ki Türkiye genelinde literatürde büyük eksiklik olan bir alanda kaliteli bir ürün çıkarmaya çalışıyoruz. Temel derdimiz bu. Peki bu projenin konusu nasıl ortaya çıktı? Ya, ilginç bir şekilde bir başka projenin, akademide biraz böyle olur. Ben sürdürülebilir kentler odaklı bir proje yürütürken Adana bölgesinin 10 kenti kapsayan Sabancı Üniversitesi liderliğinde bir projenin araştırmacılarından birisiydim. Bu 10 kentten ikisi de Adana ve Mersin. Adana-Mersin bölgesinde saha çalışması, görüşmeler yaparken şu an projemizin yürütücüsü olan Tülin Ünlü, Ünlü Hoca'yla ve Tolga Ünlü Hoca'yla mülakat yaptım. O mülakat esnasında, bu arada ben Kayseri'de 4 yıldır çalışıyorum. Öncesinde bir Bursa Uludağ Üniversitesi deneyimim var. O kente dair de bir bilgi birikimim az çok vardı. O görüşme esnasında kentlerin sürdürülebilirlik politikaları ekseninde temel unsurları tartışırken, konuşurken aslında stadyum ve spor kültürünün özellikle gençlik üzerinde kentler için önemli bir kimlik öğesi olduğunu fark ettik. Biraz orada ortaya çıkan sinerjiyle birlikte biz bu üç kenti bir araya getirmeye karar verdik. Peki ekip üyelerinin rolleri ve işbirliği süreci nasıl işledi? Ya biz bu işi hem bir spor kültürü ve sadece spor kültürü de değil aslında spor ekonomisinin dönüşümü olarak hem de kent ölçeğinde kentin genişleme akslarının, kentin genişleme hem biçiminin hem içeriğinin dönüştürüldüğü bir süreç olarak gördük. Dolayısıyla projemiz 4 kişiden oluşuyor ama 2 tane şehir bölge planlama hocamız var. Çukurova'daki Tülin ve Tolga hocalarımız şehir bölge planlamacı. Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nin arkadaşımız da sosyolog. O aslında önemli bir spor sosyoloğu. Berkay Aydın, Ankara Gücü ile ilgili yazılmış belki en iyi kitaplardan bir tanesinin eşi Duygu Hatipoğlu ile birlikte yazarı.
Dolayısıyla biz spor kültürü, spor ekonomisi ve kentin fiziksel altyapısının, fiziksel genişlemesini, dönüşümünü anlamak için üç ayaklı bir şey yapıyoruz. Bu yüzden de bu farklı uzmanlık alanlarına ihtiyacımız var. Projemiz iki sosyologdan, iki tane de şehir bölge plancıdan oluşuyor. Bunun da temel nedeni bu. Biz çünkü böyle büyük sosyal süreçlerin, büyük altyapısal dönüşümlerin sosyolojik olarak çok geniş kapsamlı ele alınması gerektiğini düşünen bir, ne diyelim, ekolden geliyoruz. O yüzden de interdisipliner bir perspektifle buna yaklaştık. Dolayısıyla sadece çok kent değil, aynı zamanda farklı bakış açılarının da olduğu bir yöntemle ele almaya çalışıyoruz. Proje sürecinde öğrenilen en önemli ders neydi sizce? Valla aslında projemiz hala devam ediyor. Bu 28 aylık bir proje. Biz 12 ayını yeni tamamladık. Ve başta varsayımlarımızın, en önemli varsayımlarımızdan bir tanesi üç kentin yaşadığı süreçlerin farklılaşmasının anlaşılması. Yani daha doğrusu varsayım demeyelim de derdimiz buydu. Burada açıkçası kentlerin ekonomik kültürlerinin, siyasi, sosyal kültürlerinin etkisi olacağını varsaymıştık. Bunu gerçekten görüyoruz. Bazı kentlerde o spor kulübüyle olan ilişki ya da o stadın yapıldığı özel bölgeyle olan ilişki çok belirleyici oluyor. Dolayısıyla bunlar önemli. Onun dışında biz kentlerin özellikle ilk 12 ayda büyük ölçüde resmi süreçlere odaklandığımız için şunu fark ettik. Yani bu üç kentte de bu stadyum alanlarının dönüşümü çok önemli bir süreçmiş. Yani buna belediyeler, yani tek aktörlü bir süreç de değilmiş. Sivil toplum, hatta bazı illerde taraftarlar bir nebze daha fazla sürecin parçası olmuş. Dolayısıyla biz bunu aynı varsayımlarımızda gördüğümüz gibi, yani basit bir bina şuradan alıp buraya konmuş gibi düşünmemek gerekir diye bu işe girmiştik. Şu an onu görüyoruz. Gerçekten insanlar için bu bir binanın bir yerden alınıp bir yerden alınması gibi bir süreç değil. Son derece karmaşık bir süreç. Bu varsayımımızda haklı çıktık. Bu önemli. Ama biz şu an projemizin 3 aşamasının sadece birincisini bitirdik. Büyük ölçüde kent planları üzerinden bir çalışma yaptık. Orada da şunu gördük. Stadyumlar literatüründe bazen mega proje ifadesi adı altında da kullanılıyor. Büyük ölçekli projeler. Ve gerçekten kentlerin genişleme aksını hem demografik hem ekonomik hem de trafik açısından çok ciddi belirleyen unsurlar. Yani kesinlikle basit bir kentsel altyapı tercihi değil. Dolayısıyla görüşmelerimizde çok fazla işte stat burada yapıldı, şuraya yapılabilirdi vesaire gibi şeyler gördük. Bir üçüncüsü de bunlar insanların kent kimliğinin asli unsurları. Yani stadın adından tutun da bulunduğu bölgede işte o zaman etrafında şöyle bir hareket vardı vesaire gibi pek çok şeyi görüşmelerde ön plana çıktığını görüyoruz. Yani stat insanlar için binanın çok ötesinde kültürel, sosyal, siyasi kimliğin bir parçası. Spor da aslında sadece spordan ibaret değil. Zaten bunu futbol çalışanlar çok iyi bilir ama biz bunu kendi görüşmelerimizde çok net bir şekilde görüyoruz. Ama dediğim gibi ikili görüşmelere, mülakatlara, odak gruplarına daha yeni yeni geçiyoruz. Belki çok daha fazlasını öğreneceğiz.